Ya Tarih dönem ödevimi evde unuttuğuna inanamıyorum. Takma kafana Ayşegül. Hem müdür Dilaver belki keyifli bir günündedir. Bir şey demez. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yarın okulumuzda birinci geleneksel kediler arası güzellik yarışması düzenliyoruz. Görelim bakalım kimin kedisi daha güzel. Bence birileri utancından kedisini yarışmaya sokamayacak bile. Selim gel gel sana 1400 dolarlık kedimi göstereyim. Ay nasıl tatlı nasıl tatlı bir görsen. Ya getir yarın Duman'ı şunlara iyi bir ders ver Ayşegül. Ya Duman okula gelmeyi kabul etmez ki. Alemsin ya. Ne diyecek? Yok ben gelmem mi diyecek? Vallahi der. Alo? Selda hala? Alo Ayşegül. Fazla vaktim yok canım. Ben şu anda Mısır'dayım. Ödevini burada buldum. Hemen göndereceğim. Yalnız mısın? Aa bak şurada ne var Ceren. Bak bak bak. Yolla yolla. Tamam geliyor. Ben hiçbir şey görmüyorum. İşte ben de görmedim. O yüzden sordum. Var da ben mi görmüyorum diye. Kızlar siz etrafa göz kulak olun ben hemen geliyorum. Tamam. Bakalım neymiş bizim müdürün biz içeri girerken saklamaya çalıştığı şey. Ay inanmıyorum. Olamaz. Ah, artık birinciliğe garanti kesin ulaştım. Şunun fotoğrafını da çekeyim. Bunu hemen bastırmam lazım. Çok dertliyim Doğan kardeş. Doğan değil, Duman. Pardon, isim hafızan biraz zayıftır Duman kardeş. Ne? Oğlum Dilaver, bu karşılıksız aşk seni darmadağın etti. Bak kedilerle konuşmaya başladın. Yakında abajurla da dertleşmeye başlarsın sen. Of, of! Mahvettin beni Selda ama! Alo müdür Dilaver. Ne? Olamaz. Bir dakika bakayım. Evet. Burada. Kopyası mı? Orijinali sizde mi? Tamam. Tamam ne istiyorsanız yaparım. Yeter ki o fotoğrafı kimseye göstermeyin. Yarışmada Tuğçe'nin kedisini birinci seçeceksin. Geriye kalan kedilerin yerine de Ebru ve Berna'nın kedisini seçeceksin. Yoksa fotoğrafını büyütüp okulun girişine asacağız. Tamam. Tamam bütün istediklerinizi yapacağım söz. Ah Dilaver ah. Ben sana kaç defa dedim. Şu fotoğrafı o albüme koyma diye. Allah kahretsin. Müdür bey ben... Ben. Hep ben. Bana ne senden. Ben bittim ben. Ben mahvoldum ben. Ne oldu şimdi buna? Telefonda şantaj yapıp yarışmayı bağladılar. Ellerinde Dilaver'in fotoğrafı ha? Varmış. Nasıl bir fotoğraf? Bilmiyorum. Yırtıp çöpe attı. İnanmıyorum. Telefonu mu unutmuşum? Sakla fotoğrafla görmesin seni. Ya bu kafesin kapılarını kapayın demedin mi çocuklara? Delirtecek beni bunlar. Allah Allah. Ben seni hiç hatırlamıyorum. Sen ne güzel misin sen? Ne güzel misin sen? Gel, 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 gel. Öbürüm. Aferin pamuk. Aferin güzelim benim. Nasıl bir duyguymuş Ayşegül Hanım? Duman yardım et. Parmağımı kullanamadığım için sihir yapıp eski
anla neler çekiyorum. Ay bu ne kafeste bir şey var, peşimden geliyor. Ne? Kuyruğummuş. Of of. Şimdi gidip birinciyi açıklamam gerekecek. Seni seçemeyeceğim için kusura bakma Doğan kardeş. Duman. Duman. Onun için de kusura bakma. Ayşegül, kap gelini gel. Sonuçları açıklayacağım. Bir dakika. Şantaja uğradığınızı biliyorum. Fotoğrafı gördüm ve sırrınızı da biliyorum. Anlaşıldı. Sen ne istiyorsun? İkincilik mi? Hayır, hayır. Ben sadece cesur ve dürüst olmanızı istiyorum. Tuğçe'nin şantajına boyun eğmeniz gerekmez. Bence çıkın ve gerçeği söyleyin. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır, tamam, resimde üzerinizde... Sakın söyleme. Na 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 na. Of. Bir simit var ve kolluk. Yani bence yüzme bilmemek ayıp değil, yüzme öğrenmemek ayıp. Karizma diye bir şey var Ayşegül. Havuzlu bir okulun yüzme bilmeyen müdürü olur mu? Tefe koyarlar beni. Üzgünüm. Bu bir sır olarak kalmalı. Nereden çıktın? Bol şans. Sağ ol ama ben hiçbir şansım olduğunu sanmıyorum. Niye? Boş ver. Sana bir iyilik yapayım. Birinci olunca etrafım çok kalabalık olacak. İlgilenemem seninle. Şimdiden tebrik edebilirsin beni. Sen bilirsin. Selim. Akşam bizim kızlarla birinciliği kutlamaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Ne olur, ne olur. Gel bak sana nerede kutlayacağımızı söyleyeyim. Ama başkaları duymasın. Gelmeye kalkarlar. Bu resmen haksızlık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Saçmalama Duman, sen bir kedisin. O zaman Avrupa Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Öyle bir mahkeme yok ki. O zaman kuracağım. Nerede kaldı bu Dilaver Hoca? Gelsene Tuğçe'nin birinciliğini açıklasa biz de eve gitsek. Selim. Oğlum, müdür Dilaver geliyor. Ama bir garip geliyor. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Kusura bakmayın. Geç kaldım. Önce bir eve uğramam gerekti. Çünkü hepinizin görmesini istediğim bir şey var. İşte bu. Evet. Ben yüze bilmiyorum. Oh, söyledim, rahatladım. Varsa dalga geçecek olan... Gelsin, geçsin. Ben buyum kardeşim. Vay be, ben böyle cesur adam görmedim. Sen çok garip adammışsın müdürüm. Bravo. 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 Gizli saklım yok benim. Her şeyi açık açık söylüyorum. Bravo hocam. Yüzme bilmiyorum. Bu simit de benim. Bu kolluklar da benim. Gururla takarım. Bravo hocam, işte budur. Helal olsun. Tamam, zaten. Şimdi birinciyi açıklıyorum. Yarışmamızın birincisi. Halk kedisi Samet. Vay be. İkinci Duman. Hey Duman. Üçüncü yap kardeşim. Hadi hayırlı olsun. Babalara gittin sen Samet. Hazır dilim çözülmüşken, halletmem gereken bir şey daha var. Bak
bak bak. İşte adalet yerini buldu. Gelsin 50 kilo mama. Geldi 30 kilo mama. Yapma ya. Söylesene baştan. Ben zaten aslında ikinciliği hedeflemiştim. Değil mi? 50 kilo mama bozulur dura dura. Tabii tabii. Ayşegül, biz birinciliğimizi kutlamaya hamburgerciye gideceğiz. Sen de gelsene. Olur. Ama Duman'ımı eve bırakayım, orada buluşuruz. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.